Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün erkek çocuklarımız için güzel bir süveter çalışması yaptık. Yine yandan düğmeli, kullanımı pratik olan bir süveter çalıştık. Yelek de diyebiliriz. Nasıl isimlendirirseniz. Hemen süveterimizi alttan örmeye başladık. Önden 3 boyutlu modelimizi uyguladık. Erkek çocuklarına da uygun olabilecek güzel modelimizi uyguladıktan sonra Bakınız boyun kısımlarını omuzlarını sırasıyla ördük. Arkadan e, omuzlardan dikişle ördük. Dilerseniz tabi omuzdan da geçiş yapabilirsiniz ama biz arkadan başladık şu şekilde. Arkadan tekrar başlayarak Aynı öndeki ölçülerle yani trabzan sıramızın birebir aynısıyla bitirdik. Ve e, griye çok yakışan bordo ile kenarlarımızı da tığladık. Uygun düğmelerimizi de diktikten sonra süveterimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Ben bir tane e, ip kullandım. Hatta bundan kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar da ipim kaldı. Aslında ip o kadar e, 250 metre bir ip. Yalnız ölçümüz tabii ki biraz küçük hemen bakalım ölçümüze 26 buçuk santim ölçümün uzunluğu süveterimin Enine bakacak olursak 23 santim de süveterimin eni. Evet ölçümüzü de baktıktan sonra bir yaş civarı çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği bir süveter çalışması oldu. Evet dilediğiniz renkli de kenarından tığlayabilirsiniz. Dilerseniz tığlamadan da kullanabilirsiniz. Evet üç buçuk numarada tığımı kullandım. Hepinize kolay gelsin diyerek hemen 3 boyutlu süviterimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Süviterimi örmek için kartopunun baby one ipini kullanıyorum. Bebek örgüleri için güzel iplerden bir tanesi. Ee, i̇pimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan %100 akrilik bir ip. Şöyle e, ipleri aldığımız zaman kullanma talimatlarına da bakarsak çok daha e, ördüğümüz ürünün uzun süreli kullanmasını sağlamış oluruz. Yıkamasına, kurutmasına ve ütülenmesi gibi özellikleri bazı iplerimizde değişmekte. Ama genellikle ılık suyla yıkadığımız zaman daha uzun süreli kullanabilmekteyiz. Renk numarası ise... K571 numaralı ipe şöyle tatlı güzel bir gri biraz koyu gibi ve bu ipimizi örmek için 3.5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Evet 40 tane trabzan üzerine modelimi uygulamaya başlayacağım. Onun için 43 tane zincirimi çekip geriye dönüşü yapıp hemen trabzanlarımızı kurmaya başlayalım. 43 tane zincirimi çektim ve trabzanlarımızı örmeye başlayabilirim öncesinde zincirimizin ölçüsüne bakalım 18 santim zincirimin ölçüsü şöyle tuttuğumuz zaman bakınız 18 santim şimdi 40 tane trabzan örmem gerekmekte. 40 trabzanım için 3 tane zincirde fazla ördüğüm için herhangi bir şekilde zincir fazla çekmeden hemen birer birer 40 tane trabzanımı zincirimin üzerine yerleştireceğim. Dönüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Trabzanım zincirimin üzerine trabzanımı örüyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Zincirlerimin içerisine giriyorum, İkili trabzanımı örüyorum. İkinci sıram için 1 2 3 bitiş yönünde zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. 2 Her birinin üzerine batıyoruz. Ve uca kadar ilerleyelim ikinci sıramı tamamladım bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün arkasını çeviriyorum ve sırası ile trabzanlarımı birer birer örerek 3. sıramı da tamamlıyorum herhangi farklı bir işlem yapmıyoruz birer birer ilerleyerek 3. sıramızı da tamamlayalım 40 tane trabzanımı 1 2 3 4 sıra ördüm. Şimdi bu sıramızdan itibaren modelimizi uygulamaya başlayacağız. 3 tane zincirimi çekerek bu yöne dönüp hazırlandım. Ve hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2. trabzanımın üzerine bir tane trabzan ilave ediyorum. 3. trabzanımın üzerine tekrar 3. trabzanımı örüyorum. Bakın birebir trabzanlarımı örmekteyim. 4. trabzanımı örüyorum. Ve 5. trabzanımı da ördüm. 5 tane sağ tarafa trabzanımı ördüm. 5 tane de sol tarafa trabzanımızı öreceğiz. Burada süveterimizin arkadan öne dönüş için e, dikeceğimiz düğmelerin kenarlarını oluşturacak bu 5. Sağ tarafta 5, sol tarafta da 5 tane öreceğiz. Arada ise modellerimizi uygulayacağız. Şimdi bu kenar patımızdan sonra zincirimizi çekerek aradaki modellerimizi uygulamaya başlayalım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve modelime geçiyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradaki trabzanı yandan giriş yaparak tek sefer alıyorum ikinci kez almıyorum ve ikinci trabzanı da aynı tek seferde alıyorum ikinci kez almadan tığımda bekletiyorum toplamda 6 tane trabzan olana kadar bu işlemimizi yapıyoruz 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanım oldu bakın 1 2 3 4 5 6 hepsini aynı anda çekiyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincir çektim şimdi bu çekmiş olduğum zincirimi 6. trabzanımı yandan aldım ve yeni örmediğim trabzanın arasında kalan boşluğa batıyorum boşluğa battım Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim boşluktan sonra. Çekmiş olduğum zincirimi yine aynı şekilde 6 defa bakın 6 trabzanın her birine yandan tek seferde alıyoruz. İkinci kez almak için tığımızın üzerinde bekletiyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 defa trabzanımı aldım. Tek seferde yine çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 3 tane zincir. 1, 2, 3. Hemen en son 6. trabzanı aldığım yerin dibine gelerek batıyorum. Ve 3 zincirle tekrar çıkışımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Yandan yine 6 tane trabzanımı aynı şekilde bir defa alıyorum. İkincisini almak için tığımda bekletiyorum. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı tek seferde ördüm. Bakınız 2 4 6 aynı anda hepsini çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 zincirimi hemen 6. trabzanla örmediğim trabzan arasına gelerek batıyorum tekrar 3 zincirle çıkışımı yapıyorum tığımın başını dolayarak 6 tane trabzanım aynı şekilde alıyorum Sıramın başına kadar 6 tane trabzanımı aldım. En son bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanım kaldı. Yine aynı şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak 5 tane kenar trabzanımın her birini birer birer örüyorum. 1 2 3 4 5 5. Beş. trabzanımı da ördüm hemen 3 zincirimi çekiyorum geriye dönüşüm için hazırlanıyorum burası örgümüzün bir yönü ve biraz önceki ördüğümüz yön bakın şu şekilde çevirdiğimiz zaman şöyle görmekteyiz 1 2 3 4 5 tane böyle küçük minik ceplerimiz oluştu görüntümüz var bakınız 3 boyutlu bir görüntü şöyle kabartılı gayet güzel bir görüntü oluşmuş durumda İlerledikçe çok daha güzel görüntü ortaya çıkacak Evet şimdi yaptığımız işlemlerimize bir bakalım 5 trabzan sağdan 5 trabzan soldan düğme yerlerimiz olarak diktik aradaki trabzanlarımızı altışar altışar örerek önce bir defa aldık sonra toplu alarak ördük ve toplamda 1 2 3 4 5 tane modelimizi uyguladık şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz 3 tane zincirimle diğer yönden dönmüştüm. Şimdi trabzanımın 5 adet trabzanı aynı şekilde örüyorum. 1 2 ve İlk çektiğim zincirle birlikte toplam 5 tane trabzanım ördüm. Şimdi şöyle üçer üçer zincirlerle batmıştık. Bakın üçer üçer zincirlerimiz var. Buradaki zincirlerimiz şimdi bizim için asıl işlemi yapılacak yerler olacak. Hemen 5 tane trabzanım ördükten sonra başlıyorum. Her bir zincirin içerisine üçer tane trabzanımı örerek ilerliyorum. Altta tüm aldığım trabzanlarımı burada bakın yeniden oluşturmaya başlıyorum. 2 ve 3. Bir zincir yönüne 3. ikinci zincir yönüne tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Zincirlerin üzerine 3 ve 3 ördüm. Ve devam ediyorum. Diğer 3'ün üzerine zincirin bakın. 1, 2, 3 ilerliyorum diğer 3 zincirin üzerine de 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve bu şekilde 3'er zincirlerimizin üzerine 3'er trabzanlarımızı örelim ve kenardaki 5 tane trabzanımızı da örüp arka yönde tekrar görüşelim zincirlerimin üzerine üçer tane trabzanımı ördüm. Kenardaki 5 trabzanımı da ördüm. 3 zincirimi bu yönde çektim. Şimdi diğer yönü çeviriyorum. Diğer yönü çevirdim. Birinci zincirden oluşan trabzanım hazır. Diğer trabzanlarımı da örüyorum. 4 trabzanımı örüp toplamda 5 trabzanıma ulaşıyorum. Bu kenar patımı tamamlıyorum. 4 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine aynı 6 tane trabzanımızın yandan girip tek seferde çekme sıramıza geldik. 3 tane zincirimizi öncesinde çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak trabzanlarımı yandan ama gövdeden girerek birer birer örüyorum. Tek sefer alıyorum. Evet tığımın başını doluyorum. Hemen yandan giriyorum tek sefer örüyorum. Yandan giriyorum. Tek seferde örüyorum. 3 tanesini ördüm. Hiç araya zincir falan çekmeden yine geçişimi yapıyorum diğer tarafa. 4 5 6. 6 tane tırabzanımı tek sefer ördüm. Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincirimi ilave ediyorum. 1, 2, 3. Çekmiş olduğum 3 zincir hemen bakınız daha belirginleşti. Dibine batıyorum. 6. trabzanı aldığım yerin battığım yerden 3 tane zincir çekerek çıkıyorum. Yine aynı şekilde 6 tane trabzanı yandan girişi yaparak tek sefer örüyorum. 1, 2, 3. 4 5 ve 6. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Ve sayıyorum 1 2 3. Hemen araya giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekerek diğer trabzanlarımıza da aynı işlemi yapıyoruz. Kenardaki 5 trabzanımızı da ördükten sonra diğer yönümüzde görüşüyoruz. Bu yönden örerek sıramın sonuna doğru geldim. Bakın son 6 tane trabzanımı toparladım. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincirimi çekip trabzanlarımın üzerine geçiyorum. Örüp görüşelim demiştim ama yine geçişi birlikte yapalım. 3 zincirimizi çekmeyi unutmayalım tekrar hatırlatmış olalım istedim. Trabzanlarımı da örüyorum. En son trabzanımı da ördüm. 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 çekmeden arkayı bir şöyle görelim. Yani ördüğümüz yeri bir görelim. Bakınız. Ve yönümüzü çeviriyoruz. 3 boyutlu olan. Bakınız minik minik cepler gibi kabartılı kabartılı örgümüz ilerledikçe çok daha güzel belirli olacak Evet burasını örgümüzün yönü olarak düz yönü olarak kullanacağız Burası ise örgümüzün arkası ebruyli iplerle ördüğümüz zaman ya da farklı renklerde burası da çok güzel model olarak durmakta ama bizim kullanacağımız yön bu ipimizde bu yönü kullanacağız şimdi aynı işlemlerimizi tekrar ederek süveterimizi biraz büyütelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıramızı ördük. Şimdi tekrar arkadan alma yönüne geldik. Yalnız bu kadar önümüz yeterli olduğu için e, alma işlemini yapmıyoruz. Şu şekilde toparlama işlemini. Şimdi bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzan olarak örüyorum. Ve artık yakamızın olduğu bölümü açıyorum. Birkaç sıra yeterli olana kadar önümüzü düz trabzan olarak örüyoruz. Şöyle bir de ölçelim. Mezurumu koymuştum ölçelim diye. Şöyle diğer yönünden düzelterek ölçelim. 18 santim. 18 santimde bıraktık düz trabzanımızı örmeye başladık bir bir defa daha dönelim çünkü bu kısımda düz olduğu için şimdi bir devam edeceğiz bir de ileriye doğru tekrar gelelim toplamda alt sırayla birlikte 3 tane trabzan sırası görüntüsü kazandıralım evet süveterim'de 3 sıramı tamamladım. Bir modelimden devam eden sıram 2 trabzanımın olduğu ve 3 diğer trabzanımı üst üste örerek tamamladım. Ve toplamda bu sırayı da saydığımızda 1, 2, 3. Şimdi e, omuz kısmımızın bir tanesini ördüm. Sol taraftakini ipim bu yönde olduğu için hemen sol taraftakini ördüm. Eğer daha fazla trabzan çekecekseniz ipiniz buradaysa hangi yönü öreceğimiz hiç fark etmez. Şimdi sadece e, omuzlarımıza ve önümüze bölümleri ayırmamız gerekmekte. Beşer trabzanımız vardı ve içe doğru omuzumuzu genişletmemiz gerekmekte. Onun için bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane trabzan sol omuza 13 tane trabzan da sağ omuzumuza ayırdım. Ortada ise e, ön kısım kaldı. Şimdi ipime düğümü tığıma düğümü taktım ve ilk trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum 1 2 3 sırası ile diğer omuzumun sayısınca aynı sırada trabzanımızı örelim ve bitirelim burası süveterimizin ön kısmı olacak arka kısmını ise Önümüzü bitirince hemen başlayalım. Bakın birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. İşaretime kadar ördüm. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 tane trabzanım ördüm. 1, 2, 3. Geriye dönüşümü yapıyorum. Ve sırası ile örmeye devam ediyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıra örmüşüm. Burada da 6 tane sırayı örüp tamamlayıp süveterimin ön kısmını bitiriyoruz. Şöyle bakın modelimizi de gayet güzel kabartılı. Şöyle üç boyutlu çok şık bir model oldu. Evet bitirdikten sonra daha güzel olacak inşallah. Sviterimizin önünü bitirdikten sonra arkasını örmeye başladım. Arkası için 54 tane trabzanımı ördüm. 54 trabzanım öncesinde zincirimi çekmiştim. Bakınız Zinc, trabzanlarımı birer birer zincirimin üzerine yerleştirdim. Şu şekilde ölçelim. 25 santim trabzanlarımın uzunluğu. Şöyle sayalım bakınız. 2 kenardaki zincirle 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ve 54 tane trabzanımızı ördük. Hemen ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. İkinci sıram için 1, 2, 3 bitiş yönünde zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum 2 her birinin üzerine batıyoruz ve uca kadar ilerleyelim ikinci sıramı tamamladım bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün arkasını çeviriyorum ve sırası ile trabzanlarımı birer birer örerek üçüncü sıramı da tamamlıyorum. Herhangi farklı bir işlem yapmıyoruz. Birer birer ilerleyerek üçüncü sıramızı da tamamlayalım. Süviterimin arka kısmında dördüncü trabzan sırasına başladım. 1, 2, 3. Dördüncü trabzan sırasında üç tane trabzanı başlangıçta ördüm. Burada bir tane Düğme iliği açalım. Genelde aslında açmasanız da olur. Fakat e, bazen arkadaşlarımız istiyorlar. Onlar için bir tane iliği açalım. Tabi diğer iliklerimizi de açalım. Bir zincirimi çektim. Bir tane trabzanım atlıyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Bakınız burası bir tane trabzanımızı atladık. Ve e, iliğimizin yeri diğer bitişte de dördüncü sıramızda da aynen dördüncü trabzanımızı bir zincir çekerek boş bırakacağız ve kenarından 3 trabzanımızı örerek tamamlayacağız. Şimdi bu kısım yandan öne döneceği için şöyle iliğimizin olduğu yerimizi ayarladık. Şimdi trabzanlarımı birer birer örerek diğer son 4 trabzana kadar örerek devam edelim. Dördüncü sıramızda Örerek geldim. İliğimizi bıraktıktan sonra bakınız. Devam ettik. Son 4 trabzana gelene kadar. 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane trabzanımız var. Şimdi bu 4. sıradaki yani sondan başladığımızda 4. Buradan 1. trabzanımızın üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımı atlayıp diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve diğer trabzanlarımı örüyorum. 2, 3. Evet her 2 Kenarda da birer üç trabzan ördükten sonra düğme iliğimizi açtık ve buradan devam ederken de 3 tane trabzan kalınca dördüncü trabzan üzerinde ilik çalışmamızı yaptık. Şimdi sıramızı örelim. 3 zincir çekiyorum. Trabzanlarımıza tekrar başlıyoruz. Arkamızı düz olarak öreceğimiz için herhangi farklı uygulamamız yok. Şimdi iliğimizin üzerine şöyle batıp giriyorum. Bakın normal trabzan şeklini çeviriyorum. Diğer sıradaki iliğimizde aynı şekilde öreceğiz. Şimdi biraz diğer ilik yerimiz gelene kadar örmeye devam edelim. Siviterimizin arkasını örerek büyüttük. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırada her iki yöne de bir tane ilik açtık. Bu dördüncü sıramız. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. sıramızda tekrar her iki yöne ilik açtık ve 13. sırayı ördüm. Artık kenardan önden fazla ördüğümüz ilmekleri çıkarmak istiyorum. Bu kenardan dönecek olan kısımlarımızı artık bu sıramızda kapatalım ve diğer 40 sayısını devam ettirerek örelim. Önümüz için 40 tane trabzan örmüştük. Arkamız için ise 54 tane trabzanımız vardı. Şimdi önümüzden şöyle 7 tane bakın 7 tane trabzanımızı bu yönden 7 trabzanımızı da diğer yönden keserek 14 trabzanımızı çıkaracağız. Şimdi buradan ben orta yöne doğru ilerlemek istiyorum. Onun için ortaya örmeden geçebilmem için ise şöyle sık iğne alıyorum. Bakın sık iğne dediği ilmeğimi kesiyorum. ipimi tam almak istiyorum. Üzerine öreceğimiz için şöyle ilmeğimizi keserek ilerleyelim. içinden geçirelim. 7 tane trabzanımızı kapatalım. 2 4 6 bir tane daha trabzanımı kapatıyorum 7 7 sağ taraftan trabzanımı kapadım 7 de sol taraftan kapatacağız 2 4 6 7 şimdi diğer trabzanlarımı örmeye devam ediyorum başını doluyorum 8. trabzanımızı bir diye başlatıyorum ve diğer uca doğru bu şekilde ilerliyorum Evet, sıramı sona doğru örerek geldim. Uç noktada 2, 4, 6, 7 tane trabzan kalana kadar ördüm. 7 trabzanım sol taraftan, 7 trabzanım da sağ taraftan kesip, ortada 40 ilmeğimi yukarıya doğru örmeye devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, geriye dönüyorum. Ve trabzanlarımı diğer trabzanımla aynı, yani diğer ön kısım, Buradaki sıramızla aynı olana kadar ör örerek tamamlıyoruz. Sviterimizin arkasını ördüm. Son iki sırayı tıpkı önümüzde olduğu gibi 13 trabzan ve 13 trabzan olarak ayırdım. Son iki trabzan sıramızda trabzanımızın sıra sayısı ise öndeki trabzanımızın sayısıyla birebir e, eşit olmalı. Ben düğmelerimi diktim. Gördüğünüz gibi bordo ile kenarlarını geçtim. Şimdi e, bitirmiş olduğum arkamında kenarlarını geçeceğiz. Şimdi sayalım en son kaç sırada bitirdiğimizi görmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 22 sırayı tamamen ördüm. 23 ve 24'ü 13 trabzan ve 13 trabzan olarak ayırdım öndeki kollarımızda aynı olması için yani omuzlarımızın eşit olması için bu şekilde ayırdık şimdi ön taraftaki gördüğümüz tığlamayı birlikte arka içinde yapmaya başlayalım dilediğiniz renkle yapabilirsiniz ben e, gri bordu çok yakıştığı için bu şekilde uygulamayı düşündüm şöyle tığlıyorum en üst kısımdan başlıyorum bakınız en son kestiğim yerden tığımın başını girdiriyorum oraya batıyorum bir tane buraya sabitliyorum en son kesme yerine tığımın başını doluyorum trabzanıma bir tane giriyorum ve tek seferde çekiyorum aynı yere ikinci kez batıyorum diğer trabzanıma ikinci kez batıyorum ya bir ve iki yani her trabzanımıza iki defa batarak bütün kenarlarımızı öreceğiz. Bakın sadece başını doluyorum. Trabzanıma giriyorum. Çekiyorum. Başını doluyorum. Alıyorum. 2. Diğer trabzanıma geçiyorum. 1. Ve 2. Tekrar diğer trabzanıma geçiyorum. 1 ve 2. Bütün kenarlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. Sadece alt kısımda her bir trabzan arasına birer birer girerek şurada gördüğümüz gibi bakınız ön kısımda birer birer dik olduğu için birer birer başını dolayarak girip tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar aşama aşama örmüş olduğumuz bu kolay bebek süveterimizi tamamladık. En son kenarlarına tığlayarak bitirdim. Şöyle tekrar hatırlayalım nasıl ördüğümüzü. Önce ön kısmı ördük. Trabzanlarımızı ördükten sonra bu üç boyutlu güzel kabartılı modelimizi bıraktık bakınız güzelce kenarlarından beşer trabzan ayırmıştık düğmelerimizi dikmek için daha sonra 3 sıra modelimizden olan sıramızla birlikte trabzanlarımızı ördükten sonra omuzlarımızı ayırdık ve arkamız için olan bölümümüzü örmeye başladık arkamız için yine arkadan başladık ya yani alt kısımdan başladık ve yukarıya doğru önle birebir denk gelecek şekilde yani trabzan sayılar eşit olacak şekilde örerek tamamladık. Bakınız süterimizde önümüzdeki kabartılarımız 3 boyutlu modelimizin duruşu gayet güzel. Hemen ölçülerine bakalım. Şöyle ölçülerine baktığımız zaman kapalı haliyle 24 santim. Şöyle tepeden boyundan bakalım en üst kısımdan. 26,5 santimde yüksekliği. Bir yaş civarı çocuklarımız rahatlıkla giyebilir. Tabi kiloya göre de çocuklarımızın ölçüsü değiştiği için, e, kiloya uygun olan bütün bebeklerimize uygundur. Evet, sizlerle bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.